Ben Doktor Tahir Özakkaş. Hoş geldiniz. Bugün böyle hep konferanslardan, sohbetlerden gitti. Öğleden sonra Metris Cezaevi'nde böyle bir eğitimimiz oldu. 2 saat orada konuştum. Kalan enerjiyi de size harcayacağım. Biraz interaktif konuşmaya çalışacağım. Karşılıklı olarak. Önce İsmail'e bir soralım, fotoğraf işi bittikten sonra. İsmail, konu başlığımızı en son ne yaptık, ne konuşacaktık? Hocam, 2 saatte hipnoz özetleyeceğiz. Hipnoz, hipnozun tarihi ve en son katılarınızla ilgili keşifleriniz, kendi keşifleriniz ve soru cevaplar nasıl? Hipnoz diyor ki, hocam İsmail, ben 15 yaşında hipnozu öğrendim. Köyde ne kadar çocuk varsa hepini hipnoz ettim diyor. Yıllar önce diyor. 26 yıl mı oldu? İsmail yani el almış, muhteşem bir şekilde çalışmış. Ne diyeyim ben şimdi İsmail'e? Peki hipnoz diyelim, başlayalım ben oradan yavaş yavaş ruhsal yapımıza doğru, günlük konulara doğru geçiş yapayım. Hipnozu anlatalım, o ruhsal dünyamızın bir perspektifi olsun. Aramızda hiç doktor olan var mı? Psikolog olan var mı? Psikologsunuz. Başka psikolojik danışma? Psikologsunuz, sayılırsınız. Kalp doktoru. Evet, kalp doktorlarını saymıyoruz. Psikolojik danışman, siz varsınız. Sosyal hizmet uzmanı var mı? Peki. Öğretmen var mı? 1, 2, 3, 4. İş serbest çalışan. 1, 2, 3, 4. Diğerleri ne peki? Öğrenci? 5-6 öğrenci. Kasap var mı? Peki sormadığın meslek var mı? Mühendis. Mühendisler var mı? Avukatlar var mı? Muhasebeci? Muhasebeci sayılır. Müşavir, hesap. Mali işletmeler. Peki. Ne öğrenmeye geldiniz buraya benden? Neyi dinlemeye geldiniz? Bu konuda böyle bana biraz tüyo verirseniz ben de onlarla ilgili bildiklerimi aktarayım size. Var mı kafanızda bir konsept? Şöyle biraz... Hay hay. Yani hipnoz nedir? İnsanlar neyi etkiler? Veya... Bir hipnoz nedir? Neyi etkiler? Yani hipnoz denilen şey düzgün bir şey mi? Yani insanlar arasındaki etkileşimi nasıl sağlıyor? Yani bir insanın dünyasına nasıl bir etki ediyor? Yani buradaki o etkileşimi sağlayan şey asıl olan ne? Yani ben asıl merak ettim olarak. Güzel. Hipnoz ve ruh ilişkisi. Yani bunu merak ediyorum ben. Ruhla ne gibi bir şey var? Okey, bu da güzel. Ben şimdi hipnozu merak etmiyorum. Niye dersiniz? Sizden şey demiyorum. Şu konuları öğrenebilir miyim diye geldim. En son işte bütüncül psikoterapiye doğru geldiniz. Son çalışmanızda İsmail Bey'den haberim oldu. Bazı yazılarınızdan oraya doğru gittiğinizi ben görüyordum. İsmail Bey dün bana son... Bir yere mi bakıyorsun diye baktım, İsmail'e bakıyorsun. Son kitabınızın ne olduğunu söyledi. Yani bütüncül psikoterapiye doğru gelirken mutlaka siz de bir serüven geçirmişsinizdir. Bir öğrenme, öğretme serüveni. Bu serüveni öğrenebilir miyim diye. Çok güzel. Aslında ben bunu anlatmayı istedim ama ilgi biraz daha farklı boyutta o tarafa yani doğru. Oraya doğru gelmek istedim. Müşteri veli nimetimizdir. Müşterinin istediklerini bir şekilde karşılamak isteyeceğiz. Yani özellikle mesela bu litera yayıncılıktaki katkılarımız, işte oradaki amaçlarımız, hedeflediğiniz şeyler, bizim ruh yapımız, ondan sonra bizim işte kültürel belleğimiz. Bunlarla ilgili de... Valla tam benim konferans konumu anlattın sen. Estağfurullah. Çaktırmadan bu konulara gelebilirsem geleceğim. İnşallah. Evet, peki başka merak eden, ne için geldiğini bilen? Hemen burada bir gösteri olur böyle. Hipnozla birisi böyle çılgınlık yapar. Yani dili nasıl kullanıyorsunuz? Zaten şu anda hipnozdasınız gördüğünüz gibi. Evet, hocam.
Peki. Biliyorum mesela içimizde edebiyatçılar var mesela. Cümle kuruluşunda hipnoz var mesela. Kelime seçmesi, cümle kurması, reklam filmlerinde bir kullanılıyor mu? Veya 100 yıl sonra ne ölçüde kullanılabilecek? Bu sahadaki mesela 100 yıl sonraki kitaplarda bir hipnoz kitaplar veya hangi sahada hayatın yine tüm hayatımıza nasıl bakıyor? Benden bahsediyorum. Hocam ben bir şey daha söyleyeceğim, belki konunun dışına çıkabilir ama ben hani bu televizyonlardaki dizilerin insanların üzerinde böyle bir şey etkisi var. İnsanlar bu diziden ayrılamıyorlar. Bir 5 dakika ayrılamıyorlar veya bilgisayar oyunlarından bizim hanım da öyle. Ya orada bir hipnotik bir şey var mı? Yani kesinlikle orada, diyor git yukarı diyor, haberleri yukarıdaki televizyondan izle, bana ne diyor? Yani oradaki şeyi de bir açıklarsanız belki o konuda da bir bilgi olmuş olur. Başka? Hocam biz aldığımız eğitimlerde hipnozun handikapı olarak bilinçsiz veriler de çıkabilir diye öğrendim. Yani hipnoz esnasında kişiden veri toplarken, kendi alırken bu esnada bilinçsiz veriler de bilinçaltında yatan gereksiz yani hastalar ya da patolojiye yönelik verileri almaya çalışırken onun dışında işe yaramayan verilerin de dışarı çıkabileceği veren. Ben sizden şeyi merak ediyorum. Burada elde tutulur veri, amaca yönelik verileri nasıl alıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Okey. Ben de İngiliz öğretmenim gibi eğitimde el kişilik sınıflarına ders veriyorum. Çaktım olan çocukları böyle hipnoz havasını sokabilir miyim? Dersi daha düzgün dinlesinler. Yani klasik motivasyon tekniklerinin dışında sırrı bir kelime, sivri bir değnek var mı? Böyle bir şey var mı? En arka. Hipnozun? Meslek. Satışla ilgili çalışıyor. Arkadan gözlemliyorsun böyle grubu tamamen etki altına almışım. Bakalım ne olacak. Hipnozun alternatif tıp içerisindeki yeri ve şifa boyutu. Okey. Gelecekte bizi neler bekliyor? Acaba teknolojik vay gelişmelerin sonu? Teknolojik gelişmeler acaba bu yöne mi kayacak yani? Bugün muhtemelen. Bugün teknoloji diye adlandırdığım şey yarın hipnozun tam manasıyla insanı tam manasıyla anladığım zaman tamamen bir çöp mü olacak? Evet. Hocam günümüzdeki siyasiler bu hipnoz tekniğini kullanabiliyorlar mı acaba? Yani toplu yani... Ben anlatayım, siz karar verin. Hocam bir de ruhsal güvene sınır nedir? Evet, peki. Biraz dışından bir konuda. Kitabını okudum sebebiyle ve trans halinde ben çok merak ediyorum. Yani bir anlatımlar da hani teorik olarak hep böyle şu hale gelin bu hale fakat pratikte nasıl olduğunu merak ediyorum. Peki benim hipnoz kitabımı okuyan kaç kişi var burada? 50 diyerek okuyorum. Aa bu ne var? Geç. Sadece film. Evet bu sürpriz olur benim için. Peki şöyle yavaş yavaş konuya gireyim ben. Zaman zaman sözümü kesip soru sorabilirsiniz yani. Önemli değil. İnsan bir organizma. Organizmanın yönetim merkezi beyin. Beyin kafatası denen bir çelik kasanın içerisinde saklı duran bir şey. Tüm düşünsel fonksiyonlarımız bu beyin sayesinde ortaya çıkıyor. Beyin canlıların içerisinde insan beyni en gelişmiş bir beyindir. Bir ceviz gibi, cevizin içi, cevizin orta kabuğu, üstündeki yeşil kabuğu gibi katman katman veya portakal, soğan nasıl arzu ederseniz beynin gelişimini bu şekilde bakarsanız en son katman sadece insanlarda var. Diğer canlılarda yok. Korteks dediğimiz alan ve bizim insanlık özelliğimizi, düşünebilme yetimizi sağlayan merkez de o. Onun altındaki beynin alt katmanları diğer canlılarda da var. İnsanın o üst katman olan kabuk kısmını kaldırdığınızda bir hayvandan farkımız kalmıyor. Doğal reflekslerimiz var, genetik yaratılışımıza uygun olarak tepkilerimiz var, dürtülerimiz var ve duygularımız var. Demek ki insan olma özelliğimiz sadece beynimizin kabuk kısmı dediğimiz kabuktaki hücreler sayesinde mümkün oluyor. Beynimizin alt beyin ve orta beyin dediğimiz kısımlar daha çok bizim yaşamda kalabilmemiz için otomatik mekanizmalarla donatılmış dürtüsel ve duygusal alanlarımızdır. Bu dürtüsel ve duygusal alanlarımız amigdal çekirdek dediğimiz çekirdek içerisinde ani aldığı dışarıdan
uyarılara göre tepki verir. Bunun amacının iki tane amacı olduğu söyleniyor. Tüm canlılar için ortak olarak, insan için de bu böyle. Bir hayatta kalmaktır. Bir canlı yaşama geldiği andan itibaren bütün mücadelesi canlı kalabilmektir. Canlı kalabilmek için her şeyi yapar bütün canlılar. Bunun için öbürünü öldürmek de dahildir. Canlılığını sürdürmeme veya cansız olma veya yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan tüm canlılar ayakta kalabilmek için inanılmaz bir takım yetenekler geliştirmiş ve gereklisi öbürünü yok etmekle donatılmıştır. Buna insan da dahildir. İkincisi, neslin devamı. Bütün canlılar kendi varlıklarını sürdürebilmek için nesillerinin devam için otomatik mekanizmalarla donatılmıştır. Bu da cinsel eylem dediğimiz ilişki ve ilişkiden doğacak olan çocuk ve nesillerin devamıyla ilintilidir. Hem hayatta kalmak hem de neslin devamı için gerekli olan bir takım fenomenler vardır. Mesela canlı kalabilmeniz için yemek yemeniz lazım. Su içmeniz lazım. Yemek yeme ve su içme sizin içerinizde bir haz haline gelmezse, yemek yemediğiniz, aç kaldığınızda ve susuz kaldığınızda bir acı yaşamazsanız, kimse yemek yemeye yönelmez. Bir angarya gibi olur. Bizim beyin gelişimimizde ve hayvanların beyin gelişiminde aç kaldığımızda ve susuz kaldığımızda acı yaşarız. Bu acıdan kaçıp yemeğe yöneldiğimizi de zevk alırız. İşte bütün sistem bu acı ve zevk arasındaki bir balansla telendiriliyor. Bu balans acıdan kaçmak ve zevke yönelmekle ilgili bir denge halidir. Amacı da kişinin canlılığını sürdürebilecek bir takım yetilerini kazanması, hedeflerine ulaşmasıdır. Bütün canlıların iki tane tepkisi var. İki canlı karşı karşıya kaldığında canlılığını sürdürebilmek için gerekirse öbürüyle ölümüne bir mücadele içerisine girer. İki insan da böyledir. Bir iktidar alanı vardır. Bu mücadelede karşıdakiyle kesişirler. Bu kesişmede güçlü olan ve baskın olan taraf bakışlarıyla öbürünü kontrol eder. Eğer karşı taraf zayıfsa kaçma reaksiyonu dediğimiz kaçıp gitme, güçlüyse savaşma reaksiyonudur. İki tane reaksiyon vardır. İnsanlar karşı karşıya geldiklerinde iç dünyalarını ya savaşmayı ya da tırsıp kaçmayı yeğlerler. İki tane köpek mahallenin sınırlarını belirleyebilmek için birbirlerine hırlar. Hırlamada gözü pek olan, ölümü göze alan güçlü köpek savaşa karar vermiştir ve ölümüne girmektedir. Öbürü onun bu güçlü tarafından tırsarsa sıvışır ve kaçar. Bütün canlıları, bütün mekanizmalarını indirdiğinizde kaçma ve savaşma dediğimiz iki kutupta oluşur. Ben sizlerin gözlerine bakıyorum. Gözlerine baktığımızda göz iki yapının savaşıdır. Güçlü olan göz öbürünün gözüne kilitlenir ve gözünü tutar. Öbürü bir müddet sonra tırsar ve gözünü kaçırır. Gözlerdeki bakışlardaki savaş ve kaç taktiği bütün insanlarda var. Şimdi hayatınızı düşünün. Birbirinizin gözüne baktığın zaman ne kadar çok gözünüzü kaçırıyorsunuz, ne kadar ısrarla tutuyorsunuz. Kaçmak da, tutmak da iki tane doğal yoldur. Bunun hangisi doğrudur diye bir şey diyemezsiniz. Yeri geldiğinizde gözünüzü kaçırmak, yeri geldiğinizde gözünüzü tespit etmek. Kızdınız ve sinirlendiniz. Oğlunuzu, kızınızı okul öğretmeni dövmüş ve şiddet göstermiş. Zalimce bir davranış. Okula gidersiniz, öğretmenin gözüne bakarsınız dik dik. Şerefsiz, sen ne yaptın benim evladım dersiniz. Bakışlarınızı kaçırmazsınız. Gözünüz dönmüş, öfkeyle savaş için geldiniz. Öğretmen gözünü kaçırırsınız. Çünkü o tırsar. Yani iki insan arasındaki ilişkiyi aynı iki hayvan arasındaki ilişki gibi değerlendirirsiniz. Bir kartal pike yapar aşağıya doğru. Tarla faresine doğru. Tarla faresi kartalın gölgesini görür. Sıvışacaktır, kaçacaktır.
Ama Kartal o kadar geç fark etmiştir ki, Kartal hemen ensesindedir. Kaçma süratiyle, Kartal'ın pike yapma süratini zihninde o kadar matematiksel bir kurguyla hesaplar ki, kaçmak için süre yoktur. Yuvasına girene kadar yakalanacaktır ve Kartal'a av olacaktır. İşte burada üçüncü bir yol devreye girer. Donup kalma. Sistem ne kaçabilir ne savaşabilir. Savaşacak gücü yoktur, kaçacak vakti yoktur. İki arada bir derede kalmıştır. Sistem donup kalır. İşte bu donup kalma haline hayvanlar alemi için hipnoz diyoruz. İnsanoğlu da savaşma ve kaçmayla ilgili iki refleksin hangisini tercih edeceği konusunda şüpheye düşen, karar veremeyen bir pozisyona sokulduğunda hayvanlarda görülen donup kalma hali dediğimiz hipnotik trans haline geçer. Ha, buradan şunu anlıyoruz ki yapılanmış zihinsel süreçlerimizde, yaratılışımızda beyindeki nöronlarımız iki türlü çalışacak. Ya mücadele edecek, ders okumak için, bilgi almak için, konferansı dinlemek için, savaşmak için, öbürünü yok etmek için, çocuklarını yetiştirmek için, güzel söz söylemek için, ibadet etmek için savaşacak ve mücadele edecek. Veyahut da bunlara gücü kalmayacak, kendi alanını küçültecek ve mücadele alanlarından çekilecek. Bu ikisini yapamadığı durumlarda da donup kalacak. İşte bu donup kalma fenomeni beynimizin fizyolojik bir fenomenidir. Fizyolojik bir fenomendir. İnsan zihninde savaşmayı ve kaçmayı veyahut da A yoluyla B yolu arasındaki bir tercihi bulunamazsa donup kalır. Onun için bir kavşaklarda, otobanlarda, çıkış yollarında buradan mı çıkayım, yola devam edeyim mi diye karar veremeyen insanlar ortadaki refüje girerler direkt. Ya şu düz yolda sen nasıl girdin diye sorarsın. Orada buradan dönüp eve mi gideyim, otobanda devam mı edeyim? Çıkış yolu bura mıydı, bura mıydı? Bura mıydı, bura mıydı, bura mıydı, bura mıydı? Bodozlama girer. Neden girer? Nöronlar kilitlenir. Milton Erickson diye çok meşhur bir doktor var idi. 1979'da vefat etti. Amerika Birleşik Devletleri Phoenix eyaletinde, Phoenix şehrinde yaşayan meşhur bir doktor. Ericksoncu hipnoterapinin kurucusu. İsim neydi? Ali Kemal. Ali Kemal Bey. Ali Kemal Bey'in Ali Kemal Bey olduğunu biliyorsun ama Kemal'le arasındaki farkı bilmeyecek kadar bilinç içerisinde. Bu bilinciniz, bilinçli olmaktan öte iki kere yedini sekiz ettiğini bilmiyorsun. Dediğim an itibaren buradan dumanlar çıkar Ali Kemal'de. Söylediğinde hiçbir mantık yoktur. Onun öğrendiği eğitimsel süreçler, benim böyle söylediğim cümleleri ciddi ciddi anlamlandırmaya çalışacak. Ne demeye çalışacak? İşte bu an Ali Kemal Bey'in gardının düştüğü andır. Milton Erickson, gelen doktor arkadaşlarıma, onlarla sohbet ediyordu. İki kere ikinin dört ettiğini biliyorsun ama bilmeyecek kadar zavallı olduğunu bilmiyorsun zaten ama birazdan bileceksin sekiz ettiğiyle ilgili. Bilgi zaten yanlış bir bilgi, zaten sekiz etmez ki yedi ettiğini bilmiyorsun zaten. Şu anda sağ ayağın dondu ve hareket ettiremiyorsun diyor. Bu sistem ömür yapıları çözmeye çalışırken alttan bir telkinde bulunuyor. Sağ ayağını artık hareket et. Evet, iki kere iki yedi etmez. Yedi ettiği zaman sekiz ettiğini bilmezsin zaten. Devam ediyor. Bu arada ne var yok memlekette diye konuşmaya, diğer doktorlarla konuşurken buradaki Ali Kemal Bey'in sağ ayağı çalışmaz oluyor. Yok, şimdi çalışacak. Şimdi Milton Erickson ne yapmış? İnsan beyninin çalışma prensiplerinin mühendislik hizmetlerini kavramış. O mühendislik hizmetlerindeki çatışmanın olduğu noktayı oluşturarak alttan inception bir telkin ekmiş. Ve telkine karşı sistem kendini korumak için bunun mantıklı mı mantıksız mı olacağı şeyle meşgul olamıyor.
Çünkü boşlukta nöbetçi askerlerin, gümrükteki askerlerin hepsi biraz önceki iki kere 7 meder, 8 meder bilinçli miydim bilip bununla uğraşıyor. Bütün cephedeki askerleri toplamış, mantıksız, absürt, konfüzyon dediğimiz zihne mantıklı gelmeyen cümleleri çözmeye çalışırken, orada yangın var, orayı anlamaya çalışırken, alttan giren telkinin ne olduğunu anlamlandırmaya çalışacak herhangi bir koruyucu bariyer kalmıyor. O zaman sistem bu konfüzyon tekniği içerisinde trans dediğimiz donuk kalma haline geliyor. Aynı hayvanların kartalı pike yapıp da tarla faresine kaçacak kadar vakit bırakmadığında donuk kalması. Tarla faresi de bu hayat kurtarıcı oluyor. Eğer donuk kalırsa tarla faresi bir taş kesiliyor. Kartal bir başkasını yok edebilmesi için onun hareketli olması gerekir. Onun algıları hareketli cismi algılar. Hareketsiz cismi algılayamaz. Ve tarla faresinin hayatı kurtuluyor. Bir anda tarla faresi yok oluyor. Çünkü hareket etmeyen bir taş haline almıştır. Kartal tehlikesi geçiyor. Tarla faresi donup kalmaktan kurtuluyor ve yuvasına giriyor. Şimdi bu bizim gelişimsel yapımızda veyahut da genetiğimizde koruyucu bir özelliğe sahiptir. Birçok yırtıcı hayvan hareketsiz varlıklara saldırmaz çünkü diğer cisimlerden ayıramaz onu. Hareketsiz kaldığınızda bir anda toprak olursunuz. Hareket ettiğiniz andan itibaren de yakalanırsınız. Evet. Tavşan ağlıyorlar ya projektörle. Evet. Aynı durum mu? Oradaki kataleptik durum. Kaçmak ve kovalamak arasındaki tercih yapamıyor, donup kalıyor. Donup kalma çözüm yok. Kaçacak yeri göremiyor. Değil mi? Bir anda aydınlığın altında ve tek refleksi var, bildiği refleks donup kalmaktır. Tavşanı alın, iki ayağından tutun, sırtını hafifçe bir masaya vurun. Sırt bölgesindeki nöronların aktifleşmesi yine aynı donup kalma reaksiyonu olur, o şekilde kalır. Bütün hayvanlar için söz konusudur. Bütün hayvanlar için onların donup kalma refleksini oluşturacak nöronal uyarı merkezleri vardır. Eskiden veterinerler, baytarlar bir takım hayvan muayenelerini bu şekilde onlara uygun hipnotik hallerle yaparlardı. İyi nalbantlar atların belirli nöronal bölgelerini sıvazlayarak ve oralara basınç uygulayarak kataleptik hal dediğimiz donup kalma haline getirir ve atın ayağını alır, rahatlıkla nallar. Bunlar fantastik şeyler değil, ruhani şeyler değil, magic şeyler değil. Bunlar mükemmel ve muhteşem çalışan insan beyninin harikulade adaptasyon gayretleridir. Sistemde böyle bir yapı söz konusudur. İşte hipnoz, beynimizin nörofizyolojik doğal bir hadisesidir. Beynimizin nörofizyolojik doğal bir hadisesidir. Eğer siz beynin çalışma prensiplerini bilirseniz, bir otomobilin kullanılması gibi, bir uçağın yönetilmesi gibi, beyninde kendine ait bir çalışma prensipleri vardır. Bu çalışma prensiplerini kavradığınızda, hipnotik trans haline gidilecek olan yerlere doğru gidersiniz ve trans oluşturursunuz. Evet. Peki kararsız insan hipnotik yapıda mıdır yani? Kararsız insan. Yani ne yapacağını bilmeyen insan. Yani hani dediniz ya arabayla giderken buradan mı gitsen burada bu bir hipnotik hali midir yani? Bir nevi hipnotik hali. Hipnotik hali şöyle söyleyeyim ben. Hipnozun karşılığı disosiyasyon dediğimiz bir kelime. Disosiyasyon. Dağılma, çözülme, lif lif olma. Bunu nasıl anlatabilirim size? Eski kilimler vardır. Veyahut da çamaşır suyuna çok yatırılmış olan çamaşırlar, çarşaflar vardır. Cırt eder. Şeklinde. Gömleğe giyersin benim gibi kiloluysan böyle bir yaptın mı arkadan ayrılır. Bu dağılma. İnsanın ruhsal yapısı bir bütün ve entegrasyon içerisindedir. Ve ruhsal yapınızdaki parçalar birbiriyle bütündür ve sistemi o şekilde değerlendirir. Siz bir hayatın içinde yaşarken, bir gerçekliğin içinde yaşarken, o gerçeklikten kopar da çamaşır suyuna yatırılmış bir çarşaf gibi
parçalanır ve limelenirsen bunun adı hipnozdur. Ne gibi? Burada ben konuşmayı yapıyorum. Bu konuşma böyle bilimsel falan olmaya başladı, sıkıcı olmaya başladı ve sizin ilgi alanınızın dışına doğru çıkıyor. Bu noktadan itibaren beni dinleyebilmeniz için büyük gayret ve efor sarf etmeniz lazım. Ya bu adam ne diyor falan dersiniz. Bir dinlersiniz. Çünkü dinlemede dinleyemezsiniz. Savaşamazsınız artık. Tabii kaçıp gidemezsiniz. Ayıp bir şey yani. Gelmiş ne söylüyor? Yani koskoca adam gelmişse bir şeyler anlatıyor. İsmail Bey de burada. Yani ayıp olacak. Oturmak zor. Yapacağınız tek yol var. Üçüncü yol. Disosiyasyon. Bir anda bu ortamdan koparsınız. Allah yazlığa mı gidersiniz? Kışlığa mı gidersiniz? Gelecekle ilgili alacağınız arabayı mı düşünürsünüz? Evin içerisindeki yapacağınız tadilat ve tamiratın bütün yarın kiminle cebelleşeceğiniz hesabı böyle dalıp gidersiniz. Ben de fark ederim. Hemşerim bir bakar mısın? Neredesin o falan dediğimde bir kendinize gelirsiniz. İşte bu kopma hali hipnotik trans halidir. Buradasınız ama burada değilsiniz. Her insan hayatının her aşamasında bu şekilde mevcut gerçeklikten koparak farklı bir duygusal aleme gider. Bu duygusal aleme gitme işi trans halidir ve disosiyasyondur. Yani hepinizin deneyimlediği bir şey. Deneyimlemeyen var mı bu şekilde kopup gitmeyi? Yok değil mi? Var diyen var mı? Çok hiç disosiyasyon olmuyorsunuz. Yok, ha, onu soruyorum. Çok olmaya varsa buraya çıkarıp yapacağım da. Nasıl? Anormal olduğu durumlar olur mu? Mesela bazı insanlar hani çabuk kopuyorlar. Yani evet, orada çabuk kopan insanlarla zor kopan insanlar arasında kişilik farklılığı vardır. Hmm. Bu kişilik farklılığı nedeniyle de biz test yaparız. Bu testin sonucunda kimler daha çok kopuyor, kimler daha zor kopuyor. Daha çabuk kopan insanlar hayatında daha çok hipnotik transa yatkın bireyler. Onlara transa gir dediğin zaman girerler. Daha zor kopanlarla biraz çalışmak lazım. Onlara bisiklet sürmeyi öğretmek lazım. Bahsetmiş olduğum sorunun içerisinde kişi hayalen gidiyor veya hayalen dolanıyor veya onu hayal ediyor. Peki buradan transın nasıl bir ilişkisi var yani? Nasıl ilişkilendiriyoruz burada? Efendim izin verirseniz ilişkilendireceğim. Suyumu içeyim. Masa eğri, 22 derecelik bir eğim var. Şu ağzına kadar dolu koyduğunuz zaman kapağını açtığımızda akıyor. 22 derecelik eğitimi sıfır düzeye getirirseniz, buraya düşük bir şey koyarsanız bundan sonra akmaz. Fazla ayrıntılara dikkat eden insanlar hastadırlar. Obsesif kompulsif bozuk deriz. Ayrıntılara takılıp kadırlar bu insanlar. Eğimdir, derecedir, bilmem ne falan. Biz onları böyle kaba saba insan yapmaya çalışırız. Kaba saba insan olduklarında, her şeye takmaz olduktan ruhları sakinleşir. Değilse hayatın her aşamasında her şeyi halletmek gibi bir yükümlülük içerisine girerler. Şu soruya bir cevap veriyor efendim. İşte bu doğal olarak yaşamış olduğunuz şeyleri biz seans odalarında sizin karşımıza alıp kendi irademizle suni olarak oluşturulup da biz izin vermeden oradan çıkamak gücünüz olmadığı şeyde ikna ediyoruz. Aynı yolak kullanılıyor, aynı nörofizyolojik mekanizmalar kullanıyor. Fakat bunu hipnozör dediğimiz, hipnozu uygulayan kişi telkinlerle yavaş yavaş öbürünün disosiye olmasını, mevcut gerçeklikten kopmasını sağlayıcı telkinler vererek bu sınıfta olduğunu unutuyor. Normalde arka sıralardayken istediği yere gidiyordu. Buraya geldiğinde biz istediğimiz yere gönderiyoruz. O artık güzel bir bahçede mi olur? Bir hamam sıcaklığında mı olur? Bir kış günü dağ başında çıplak geziyor mu olur? İşkence mi görüyor olur? Mutluluk mu görüyor olur? O telkini verecek kişinin verdiği telkine bağlıdır. Orada olmayı hisseder ve kişi izin vermediği müddetçe de o ortamdan çıkamaz. Şimdi aynı şey. Birisinin de burada sıkıldı, dayanamadı, fantaziye gitti. Onun yaşadığı gülüyor, kendi kendine yüzüne ekşiltiyor. Manyak mı adam, ne diyorsun? Burada gitmiş o arkada da böyle kafayı da falan yapıyor. Burada da yapıyor. Şimdi burada oturuyor. Ama kendisi teyzesinin düğününde. Bu hafta sonu bir hipnoz eğitimimiz var idi. Yılda bir sefer bir program açıyorum. Ruh sağlığı profesyonellerine, doktor ve psikologlara böyle bir eğitim
hikayelerini kısmen dinledik. Bilinç dışı dediğimiz kişinin kendisinin farkında olmadığı, zihninin derin katmanlarına bastırdığı acı anıların nasıl çağrılacağını hem ruh sağlığı profesyonellerine öğretmek hem de o arkadaşımıza deneyimletmek için anılarını çağırdık. Bu anılar çok özel ve mahrem ise benim tarafımdan kapatıldı, o konuya girilmedi. Özel ve mahrem olmadığını düşündüğümüz, genellikle her birimizin yaşayabileceği bir acılı an veya mutlu bir an varsa o anı çağırdı. Nasıl çağrılıyor? Hayatınız bir sinema şeridi gibidir arkadaşlar. Gördüğünüz, duyduğunuz, yaşadığınız her şey zihninizde kayıtlıdır. Ayrı bir video kaset gibi. Hipnotik transa aldığınızda 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında yaşamış olduğunuz bir anıyı aynı bir film gibi canlandırmak ve tekrar yaşatmak mümkündür. Biz de buraya aldığımız arkadaşlarımızın 10 yaşında, 15 yaşındaki, 7 yaşındaki, 5 yaşındaki herhangi bir gününün, herhangi bir anısını canlandırarak tekrar yaşamasına izin veriyoruz. Ve o anıya gidiyoruz. O anıyla ilgili bilgiyi paylaşıyoruz. Hipnotik trans altında geçmişteki tüm bilgileri alıyoruz. Bizim için tedavide kullanıldığından dolayı hipnotik trans önemli olan kişiye acı ve travma yaşatmış. Bugünkü kimliğini ve kişiliğini etkileyen, aşırı tedbirli bir hayata yönlendiren, bir türlü kaygısını ve anksiyetesini yatıştıramayan, uyku bozuklukları içerisinde kalan ve nedenini de bilmeyen, hayatı bugün itibariyle gayet rahat, huzurlu, dingin olması gerekirken bilmediği bir kaynaktan, iç dünyasından depreşen bir takım anksiyeteli hallerini anlamlandırabilmek için bazı arkadaşlarımız biz hipnotik trans altına alıyoruz. Hipnotik trans altında hayatının belirli yaşlarında yaşayabilmiş olduğu, şu anda bilincinin farkında olmadığı acıları, travmaları, ölümleri, kayıpları, yasları, tacizleri bizimle paylaşmasını sağlıyor. Onların ne kadar buna tahribat yarattığıyla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgiden sonra da bir takım psikoterapötik yöntemlerle o içeride hazmedilmemiş olan acıları hazmedebilir hale getirecek bir ego gücüyle donatıp onları bilince çıkararak tedavisini sağlıyoruz. Demek ki hipnotik trans altına girdiğimizde sadece kişinin bu ortamdan kopması ve başka ortamların imajine ettirilmesi değil, aynı zamanda kişinin geçmişinin video kayıtlarının bugün tekrar izlenmesi, geçmişteki video kayıtlarında mağdur ve mazlum olan, acılar yaşamış, o günkü gücüyle onların üzerinden gelememiş, o çatışmaları yüreğinin diplerine bastırmış, iç dünyasında her an kanayan bir yara olan o yaraları bugünkü akılla, bugünkü güçle, bugünkü mantıkla tekrardan değerlendirerek veremediği tepkilerini o dönemin sinema şeridini yeniden üreterek, yeniden yapılandırarak, o hatırayı yeni bir şekle ve formata dönüştürerek, tedavi ederek çıkarıyoruz. Demek ki normal bir birey sıkıldığı bir ortamdan kendi iç dünyasına bir fantaziye yönelerek veya çok sevdiği bir şeye bağlantı kurup hayranlıkla onu takip ederken dış dünyanın diğer impulslarına, uyaranlarına kale almıyor ve dikkat etmiyorsa bu bir hipnotik trans halidir. Bu hipnotik trans halini biz suni olarak belirli telkinsel kalıplarla oluşturduğumuzda kişinin iç dünyasına gidiyoruz. İç dünyasında kendi bilincinde olmayan, daha önce yaşamış olduğu ve katlanamadığı, her an bilinçte olmasına rahatsızlık duymuş olduğu bazı acı anılarını geçmişe bastırıyor. Bu bastırılmış anılar hipnotik trans altında biz ulaşmaya ve onları yeniden yapılandırma imkanına sahip oluyoruz. Bu bağlamda bakınca bir cerrahın bistürüsü gibi çok özel ve mahrem olan bir dünyaya kişinin kendisinin dahi bir haber olduğu, kendisinin dahi olayla ilgili herhangi bir bilgisinin bulunmadığı özel hayatına girmiş oluyorsunuz. Ve özel hayatta müdahaleler yaparak, bir takım girişimler yaparak çıkmış bulunuyorsunuz. Evet efendim. Peki, anlatmış olduğunuz konu içerisinde, yani kişinin belirli hücrelere mi hükmediyor? Belki bilimsel, belki farklı bir soru olacak ama, yani o kişinin belirli hücrelere mi hükmediyor? Ya da
bilimin eriştiği noktaya kadar cevap vermeye çalışıyor. Bilimin bilmediği çok şey var. Sizin bir sorunuz var mıydı? Sayın hocam, tıp ve sinir hastalıkları. Bu sağ mıdır yoksa bedene ait fonksiyonlardan kaynaklanıyor mu? Anladım. Hipnoz da bunu çözebilecek bir şey. O zaman ilaç kullanmamıza gerek var. Okey. Peki, donmaları hadi. Hocam şey de oynuyorsunuz. Gerçekliğin kodladığı değerle mi oynuyorsunuz? Yani şimdi diyelim ki gerçeklikten kopunca dağılma gerçekleşiyor. Bastırılmış olan şeylerde de bir takım travma verici durumlarda ve ona eşlik eden duygu durumlarda da siz o zaman gerçekliğin hani yapılandırma diyorsunuz ya, gerçekliği yeniden kodluyorsunuz herhalde, öyle mi oluyor hocam? Bir nevi. Şu kavramı önceden o zaman bir izah edelim. Bir psişe var, bir spirit var. Bu bizim Türkçemizde bu iki kelime ayrı ayrı ifade edilen terim yok karşılığında. Değil mi? Spirit, teolojik bir kavram. Dinle ilgili bir kavram. İnançla ilgili bir kavram. Eğer siz dindar ve inançlı bir insansanız, bir ruh kavramına inanırsınız. Ebedi bir ruh, ezelden gelip ebede gider. Bu noktaya girdiğiniz andan itibaren bahsettiğiniz şeyin adı spirit'tir. Spirit, ruhsal yapınızdır. Ama bu ruhsal yapı ilahi bir kaynaktan gelir, ilahi bir kaynağa gider. Bu kısmıyla tıp ve psikoloji veya psikiyatri ilgilenmez. Bunu ayrıştırır. Psişe dediğimiz yapı ise beyin dediğimiz organın çalışma prensiplerine uygun olarak nasıl düşündüğümüzü, nasıl duygulandığımızı, nasıl davrandığımızın mekanizmalarının biyolojik kaynağını ve psikolojik yasalarını ortaya çıkarma çalışması demektir. Bilimler henüz iç içeyken, bilimler henüz birbirleriyle kardeş iken, İnsanların yaşamış olduğu bir takım yaşantılar henüz bilimsel olarak izah edilememişken, bir takım yaşantılar spirit dediğimiz ilahi ruhla veya onun bakış tarzıyla izah edilme durumuna gelmiştir. Bilim konuyu aydınlattıkça, bilim konuyu izaha kavuşturdukça, yaratılışımıza uygun olarak beynimizin standart bir takım çalışma prensipleri olduğu, bu çalışma prensiplerinin de herkes için geçerli olan bir sistematiği olduğu açığa çıkmıştır. Ruhsal rahatsızlıklar derken kastedilen şey, spirit rahatsızlıkları değildir. Ruhsal rahatsızlıklar diye kastedilen şeyin beynin psişik fonksiyonlarında şu veya bu nedenle ortaya çıkan arızalardır. Bu şuna benzer. Evinizde bir telefon var. Kablosu duvara bağlı. O kablo telefon hattı vasıtasıyla 100 kilometre öbür taraftaki bir santrala bağlı durur. Santralda yüzlerce, binlerce evden gelen kablolar takılıdır. Onları merkezi planda denetleyen bir bilgisayar sistemi vardır. Siz önce telefonu kaldırırsınız. Ahizeyi kulağınıza tutarsanız ses gelmez. Çünkü telefonla, kulaklıkla, telefon cihazı arasında kabloyu evdeki haşarı çocuk çıkarmıştır. Ama bakarsınız kablo sallanıyor. Tutarsınız yerine takarsınız. Ses yine gelmez. Ama bakarsanız telefonla duvar arasındaki bağlantıyı sağlayan kablo çıkmıştır. Onu takarsınız. Bu sefer ses gelir. Numarayı çevirirsiniz. A numarasını çevirirsiniz, karşınıza B insanı çıkar. Bir dakika ya ben filan numarayı çevirdim. Hayır efendim ne alakası var? Burası sonu 44 ile biten numara, 30 ayında biten numara değil de. Yanlış çevirdim dersiniz. Kapatırsınız, bir daha çaldırırsınız, aynı adam çıkar. Üçüncü kez çaldırırsınız, aynı adam çıkar. Siz doğru numaraları tuşluyorsunuz ama sizin bağlı olduğunuz santraldeki fişleri birbirlerine linkleyen bilgisayar programında hata olduğu için çevirdiğiniz numaralar numeratik olarak orada farklı bir kanala giriyor. Ve karşınıza farklı bir telefon çıkıyor.
İnsan beyninin çalışma prensipleri de bu şekilde. Eğer siz sağlıklı düşünüp, sağlıklı duygulanıp, sağlıklı davranmak istiyorsanız bu telefon kablolarının sağlam olması gerekiyor. Bazı insanlar doğuştan maalesef veya edindikleri bir takım hastalıklardan, kazalardan, kurşunlardan, kanserden, travmaya bağlı olarak telefon hattının başlangıcından telefon hattının dönene kadar sistemi bir yerinde kesiklik olur. Vücudumuzun her yeri şu yüzeyleri harcamayı minimal düzeye getirir. Bunun tespiti nedeniyle özellikle eski demir perde ülkelerinde sporculara yoğun bir şekilde hipnotik trans çalışmaları öğretilmiştir. Otohipnoz çalışmaları öğretilmiştir. Özellikle mesela yüksek atlama gibi bireysel sporlarda kişiler transa girerek o anda o yüksek atlamayı zihnen gerçekleştirdiğini önce zihinsel olarak yaşar, yaşadığını hissedip de o duyguyu aldıktan sonra çıkışını yapar veya halterciler. Sanatçılar, bir ressam günlük bir sürü uğraşı zihnine atıp sadece yaratıcılığını ortaya koymak açısından ototransa girerek resim yaptığında, normal zamandaki yaptığından daha yüksek kalitede resimler elde etmiştir. Beste yapanlar için aynı şey söz konusudur. Bunu her alana yayabilirsiniz. Bir şeye fikse olmak ve gerçekten konsantre olabilme kabiliyetini artırmanın kendisi zaten otohipnozdur. Yani siz bir şeye yoğun bir şekilde yoğunlaştığınızda, rabıta ettiğinizde, rabıta kurduğunuzda dış dünyadan kopuyorsunuz demektir. Dış dünyadan kopmayı sağlayan her türlü çalışma ototrans ve otohipnozdur. Hocam yani şimdi burada içgüdüsel olarak yoğunlaşmayı mı kastediyorsunuz? Nasıl? Yani bu sizin bahsettiğiniz şey içgüdüsel olarak bir yoğunlaşma mı yoksa yani her bazı bilgiler gerekir mi? Az evvel söylediğim gibi bir anahtarı kaybeder. Bisiklete binmeyi biliyor musun? Nasıl öğrendin? İzleyerek. İzledin, ondan sonra ne yaptın? Bindin. Ondan sonra düştün. Bir daha bindin. Bir daha bindin. Bir daha düştün. Bisiklete binme potansiyeli herkeste var. Ama bazıları bisikleti sürer, bazıları süremez. Önce izleyeceksin, ardından deneyimleyeceksin, başaramayacaksın, bir daha deneyimleyeceksin, bir daha deneyimleyeceksin. O potansiyeli gerçekleşecek. Otohipnoz dediğimiz konsantre olma kabiliyeti de bisiklete binme becerisi gibi hepimizin bir potansiyelidir. Bu potansiyeli kullanmak için özveriyle çalışan ve gayret eden insanlar bu yeteneklerini artırırlar. Bu otohipnozla ilgili kısmın çok ismi vardır. Yoga bunun adıdır, meditasyon bunun adıdır, otojenik training bunun adıdır, otohipnoz bunun adıdır, otorelaksasyon. Hepsi aynı şeydir. Beynin dış dünya gerçekliğinden koparak bir dünyaya yoğunlaşması ve sadece o yoğunluğun içerisinde hissetmesi. Takım tutar mısın? Ben fanatiyim, Beşiktaşlıyım. Sen hangi takımdansın? Fenerbahçe maçının derbi başı. Beşiktaş'ta Fenerbahçe oynuyor. Tam böyle kritik 4-4. Son dakikalar bir pozisyon arıyor iki tarafta. Fenerbahçe bir pozisyon yakalamış. Beşiktaş'ın önüne gelmiş. Tam kalenin karşı karşıya. O sırada annen içeriden sesleniyor, oğlum yemek hazır. Duyar mısın? Yok. Eğer duyuyorsan transa giremiyorsun. Duymuyorsan bağırma. Üç sefer bağırdım diyorum. Ne duymazsın diyor. İşte transtasın. Bu yeteneğini hayırda kullanırsan senin için iyi olur. Futbolda kullanırsan sana bir faydası olmaz. Hocam, peki. O zaman bu durumda kişinin sürekli kararlı olması ve kararlı davranması... Bir el yok. Hiçbir şey hissetmiyorsun. Hipnozdayken konuşuyoruz. Sol elinde uyuşturdum dedim. Daha sonra yavaş yavaş sol elini canlandırdık. Göğsünde bir şey var, dokun bakayım ne dedik. Geldi bu eline dokun. Bir el var dedi. Kimin eli dedim, bilmiyorum. Parmaklara dokunuyor. El başkasının. Biz bu vücut dediğimiz yapıyı zihnimizdeki harita sisteminde kodlarız. Deriz ki bu vücut bizim vücudumuz. Bu tamamen bir sanal programdır arkadaşlar. Sizin kendinizin zannettiği vücudunuz sadece sanal olarak kodlanmış bir şeydir. Eliniz, ayağınız. Eğer transa girersek sizin vücudunuzu size yabancılaştırabiliriz. Siz kendinize bakarsınız, bu el benim elim değil, bu ayak, bu
bu beden benim değil, nereden girdiğini çılgına dönersiniz. Yani ruhsal yapınızda her şey soyut ve sanaldır. Daha da ötesi, bir başka insanın vücudunun size ait olduğu duyumunu yaşatabiliriz. Deriz ki, senin bedenin aslında yan tarafta duruyor, onun bedeni senin üzerinde. Yani bu mümkündür. Peki hocam, transsız olabilir mi? Transsız hastalık olarak olur. Mesela onu da söyleyeyim. Hadi bir hastalığına... Özür dilerim, akıllı kesmeyi ama bu ince çizgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o ruhsal yapıyla fiziki yapı arasındaki bu çizgi nasıl... Ruhsal yapı dini bir kavram. Veya bu görüyü nasıl yani? Dolayısıyla eğer Müslümansanız, ruh Rabbimin emrindedir, onun hakkında bir şey bilmezsiniz diyor. Bilemezsiniz ve anlayamazsınız. Sizin yaratılışınız itibariyle onu kavramanız mümkün değil. O farklı bir konsept. Onu teologlara soracaksın, ilahiyatçılara soracaksın. Sanal kodlamadan söz ediyorum. Sanal kodlama, evet. Sanal kodlama, oradaki anlatmak istediğiniz sanal kodlama. Sanal kodlama, sanal kodlama. Yani şöyle diyelim, iradeniz... Kişilik yapılanmanız, yönlendirilmeniz başkalarının iradesiyle kontrol altına alınabilir. Sizin iradeniz bir takım ihtiyaçlar hissediyorsa bir başka insan bunu iyi niyetli veya art niyetli kullanabilir. Ama bu şu demek değildir, sizi tamamen esir alıp istediği şekilde köle yapabilecek şeklindeki bir tavır değil. İçinizde her insanda gözleyen ben diye bir yapı var, transta da dahi var bu. Kişi olan biteni fark eder ama bilinçlenmez. Kişinin kimliğine ve kişiliğine çok ters bir şeyi önerdiğinizde ve yapmaya çalıştığınızda transtan çıkar. Son kefede böyle bir şey var sistemin içerisinde. Ama kendi bedeniniz bazen size yabancılaşabilir. Yani şimdi bunu deneyimlemeyen arkadaşlar için bu absürt bir şeydir ama biz çok sıkça hastalarımızdan dinlediğimiz için bu beden benim değil, bu doktor arkadaşımız, mühendis arkadaşımız, avukat, esnaf arkadaşımız bu şikayette de geliyor. Bu benim değil. Nasıl? Verdirmiyorlar ki abla, konuşuyorlar. Siz hani merakla dinliyorsun, görüyorsun ki o da heyecanlı böyle, şu kafasındaki soru yine var. Girmiş transa, hani orada kilitli. Sizi görmüyor zaten, siz yoksunuz. Söyle. Kandırma değil mi? Yani kişiyi sansa sokarak bu benim değil. Kandırma değil. Öbürü kendisini zannetmesi kandırmadır. Bu el benim demesi kendini kandırma. Çünkü öyle bir gerçeklik yok. Yani şimdi bu acıyı transta tamam acı hissetmiyor ama mesela transsız da bunun olabileceğini söylüyorlar. IRT sistemi diye bir şey çıkmış. Yok o kadar bilmiyorum. Hocam çok özür dilerim. Sorunları son 15 dakika falan alsak değil mi? Yani bütün bu şey... Yok ben onu ayarlamaya çalışacağım. Böyle bazen sert bakar. Sorular bir anda yatışır. Buyurun. Hocam bu gerçekliğin ayarlanması diyorsunuz ya. Şimdi... O örneği anlatacağım. Yani aklıma şöyle bir şey geldi. Siz yeniden yapılandırırken, gerçekliği yeniden yapılandırırken... bu gerçekliği yeniden yapılandırmada da kullanmış olduğunuz şeyler var mı? Evrensel ölçütler var mı? Var. Evet. Tam onu bahsedeceğim. Tamam. Şimdi şundan sordum hocam. Bir telefon hattı çalışmadığı zaman kablo koptuğunda ne yapıyorsunuz? Kablo koptuğunda ne yapıyorsunuz? Daha önceki şey protokol uyguluyoruz. Deyimliyor musunuz, deyimlemiyor musunuz? Yapıştırıyor musunuz? Evet. Şimdi terapist dediğimiz şey kablo kopukluğunu yapıştıran kişidir. Kablonun içerisinde ne geçtiğini inceleyen kişi değil. Evrensel